Ee, ama bir yılda olan şey şu e, bu bir iktidar mücadelesi yani en özetiyle bir iktidar mücadelesi demokratik bir yolla olmayan birilerinin devlet içinde örgütlenerek demokrasi yoluyla gelmiş hükümeti e, yerine geçme onu e, onun yerine ikame olma e, devleti yönetmeye Talip olma meselesi ve bunu da yani belki kadrolarıyla yerine geçme değil ama yerine geçirilen isimleri yönetme anlamında aynen öyle, bir devletin olabilir. içinde ayrı bir örgütlenme ile yapılan bir şey bir şey. Şimdi sonuçta bu süreç başarısız oldu. Bu operasyonu yapan 17-25 17 ve 25 Aralık operasyonunu yapan güç bunu becerme gücüne sahip olmadığı görüldü. Beceremeyince ardından hem yerel seçimler hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kazanınca AK, AK Parti ve Erdoğan işler iyice tersine döndü ve bu yapıya karşı devlet güvenliği perspektifiyle karşı bir hareket süreci başladı. Aslında 14 Aralık'ta olan şey bu sürecin bir parçası. Yeni bir şey değil bu, bu yapı cemaat bu süreç içerisinde çok ciddi kayıplara döndü. Hani biz bu o günden bir yıldan bugüne baktığımızda e, kim ne kazandı ne kaybetti. Evet, manyak, genelde öyle nedir? bir liste yapılır ya kim kazandı kim kaybetti süreçlerin sonunda Şimdi, galiba bunun için artık zaman e, yeterli bir zaman geçti üzerinden. Evet. Kazananlar ve kaybedenler olarak baktığımız zaman e, ne kazandı ne kaybetti. Evet. Kaybedenler tarafında kimler var? Şimdi e, cemaat ağır hasar aldı kaybetti. Gerekçelerini söyleyeyim hani o listeyi doldurayım altını. Şimdi bir Petolak Gülen algısı değişti. Bir dini liderden, bir yapının organize her şeyle ilgilenen bir e, siyasi lidere dönüştü. Bu ciddi bir meşruiyet kaybı. İki, e, cemaat çekirdek halkalarına döndü. Cemaatler genelde böyle halkalar şeklinde ilişkileri vardır. Dış halkaların hemen hemen hepsini kaybetti. Şimdi bakın dış halkalar demek, iç halkalar sonuçta sınırlı bir insan gücü. Sizin gücünüz başkalarıyla kurduğunuz, harekete geçirebildiğiniz insan gücü harekete geçirebileceğiniz etki gücü ve finansal güçle ilişkilidir.